Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün aslında ben biraz da böyle Surfing with AI renkli bir slide'la başlayayım istedim. İstanbul bayağı bir gri bugünlerde. Şimdi AI bir dalga gibi üzerimize geliyor. Yani oradan bir analoji yaparak aslında bu fikir çıktı. Biz buna ne kadar hazırlıklıyız? Aslında temel felsefe buydu. Bugün biraz bundan bahsetmeye çalışacağım. İsmim Özgür Kaynar. Counter'da başlatayım da 20 dakika sığmaya çalışayım yan taraftan. Yaklaşık 25 yıldır sektördeyim. BT sektöründeyim. 94 ODTÜ bilgisayar mezunuyum. Ama 2000'li yıllardan sonra Koçbank'ta çalışma hayatına başladım ama 2000'li yıllarda bir veri ambarı ve analitik ekiplerin yöneticiliğini yapmaya başladım. O yıllardan sonra sanıyorum işte 20 yıla yakın bir süredir aslında hep veri ve analitikle uğraşıyorum. Bir 18 yıl kadar iki farklı bankada çalıştıktan sonra işin biraz danışmanlık tarafına da geçme şansım oldu. 4 yıl Teradata'da da çalıştım ve bu dönemde özellikle analitik servislerin cross sektör ne kadar yoğun kullanılabileceğini görme fırsatım oldu. Şu anda da Komtaş ekosistemi içerisinde analitik şirketimin kurucu ortaklarından ve genel müdür olarak çalışıyorum. Çok kısa Komtaş ekosisteminden bahsetmek istiyorum çünkü Türkiye'de şu anda çok önemli bir oyuncu haline geldi. Yaklaşık 30 yıldır veri ve analitikle uğraşan bir şirket aslında. Ama son 7-8 yıl içerisinde içerisinde böyle alanları yetiştirerek ve bunları da şirketleştirerek büyüyen bir ekosistem. Burada biz dördüncü şirket olarak kurulduk ama baktığımızda içerisinde veri yönetimi, veri ambarı, security, risk gibi dikeylerin olduğu, aynı zamanda işte bizim analitik ve büyük veri tarafında yer aldığımız, içerisinde Data Science Academy adında bir akademi şirketinin, bir ön yüz mobil geliştirme şirketinin olduğu çok farklı alanlar aslında dokunan ama baktığımızda veri ve analitik dünyasında uçtan uca bir sistem entegratör gibi hareket edebilen bir ekosistem haline geldik. Biz bu şirketler olarak hep birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 220'ye yakın danışmanımız var. Burada 200 kalmış. 35 tane aktif müşterimiz var ve yüzden fazla Komtaş'ın yaptığı proje söz konusu. Biz analitik olarak ne yapıyoruz? Hani birkaç cümlede bundan bahsedeceğim. Sonra bugünün konusuna gelmek istiyorum. Analitik olarak ilk kurulduğumuzda aslında şunu yapmaya çalıştık. Sektörde bizim gibi çalışan birçok şirket var. Büyük ya da bizim gibi lokal yerel şirketler var. Baktığımızda ya data science tarafları çok kuvvetli, analitik tarafları ya da büyük veri tarafları çok kuvvetli teknik şirketler gördük. Biz iki tarafı da olsun istedik. Çünkü hani geçmiş deneyimlerimizden şunu biliyoruz. Bir analitik projeye girdiğinizde işin teknoloji tarafı, data engineering tarafı da çok kritik. Hatta %60-70 işin o tarafta geçiyor. Dolayısıyla biz iki tarafta çok kuvvetli bir ekiple yola çıktık. İki ortağım var. İkisi de hem sektörde hem open source dünyada çok deneyimli arkadaşlarımız. Şu anda ama üç farklı hizmet sunuyoruz. Yani birincisi, birazdan da bahsedeceğim, stratejik danışmanlık sağlıyoruz şirketlere veri ve analitik alanında. İkincisi, bir platformun kurulumu, optimizasyonu ya da analitik bir projenin uçtan uca yapılması ya da bu süreçlerde bu çıkan modellerin ya da platformların yönetimi. Biz tabii yolumuza finans ve telko ile başladık ama son 3-4 yıldır inanılmaz bir dönüşüm var. Özellikle perakende de, hava yollarında, üretim sektörü inanılmaz. Orada çok ciddi gelişmeler var ve sağlık sektörü de son dönemde bu resmin içine girmeye başladı. Biz aslında yatay bir şirketiz. Öyle düşünebilirsiniz. AI, Advanced Analytics ve büyük veri ve bunların tabii aslında altyapısını oluşturan Cloud ve IoT sistemlerini de düşünürseniz buralarda uzmanlıklar sağlayarak tercih işi çözümler sunuyoruz. Şimdi bugünün konusuna biraz gelirsek, baktığımızda ben artık şöyle görmeye başlıyorum. Yani burada bir analytics şirketi olarak ya da kurumsal bir şirket yöneticisi olarak değil ama bireysel olarak da zaten AI çok hızlı farklı kanallardan üzerimize geliyor. Bunu direkt bireysel kullanıcı olarak, uç kullanıcı olarak hissediyoruz. Yapay asistanlarda, sağlıkta. Mesela sağlıkta benim kullandığım adı adında global bir startup var. Çok da başarılı, çok da başarılı buluyorum. Yani ufak tefek bir sağlık problemi olduğunuzda çok hızlı çözüm sağlıyor. Tarımda, otonomüs araçlarda, yani bugün birçok örneği zaten konuşmuştur. Hani bunlara girmiyorum. Onlarca farklı sektörde startuplarla ya da kurumların kendilerinin içerisinde yetiştirdikleri AI ekiplerinde birçok AI çözümü aslında konuşmaya başlandı. AI biraz hype'da kalıyor bu arada. Evet, AI işte görsel algılama, text okuma vesaire, sentiment analiz, bu metotlardan oluşan bir dünya aslında ama ben olaya AI diye de bakmıyorum. Biraz advanced analytics ve bunun altındaki büyük verinin kullanımı gibi de görmek lazım. Bir bütün olarak görmeye çalışıyoruz biz. Ama bu işin biraz pozitif tarafı. Tabii biz hep bize dokunan ya da şirketlerde başarılı projeler yaptıkça
pozitif tarafını görüyoruz. Ama maalesef işin biraz zorlu diyebileceğimiz ya da feyleden tarafları da var. Yani bunu birçok sektörde görüyoruz. Kötü örnekleri de veya zorlu örnekleri diyelim. Birçok araştırma var bu alanda. Hani sizler de zaten karşılaşıyorsunuzdur. Bu araştırma biraz kötümser. Yani evet, birçok araştırma inceledim ama biraz da kötümser, ekstrem olsun istedim. Bunlar bence biraz kötümser. Yani %85 AI projesinin gelecek sene içinde fail edeceğini söylüyor. %70 şirketlerin satın aldıkları ya da kendi oluşturdukları bir AI çözümünün aslında çok da fayda sağlamayacağını ve %87'sini, yani çok yüksek bir oran bu, bir veri bilimi projesinin hani asla hayata, hatta asla demiş, never, asla hayata geçemeyeceğini söylüyor. Evet, çok biraz karamsar. Ben o kadar değilim ama gerçekten de bu rakamlara yakın sayıda projenin doğru strateji, doğru bakış açısı ve önceliklendirme olmadığında fail edebileceğini öngörüyoruz. Bunları da hatta duyuyoruz, yaşıyoruz diyelim. Burada çünkü biz temelde şunu söylüyoruz. Bir AI stratejiniz, hatta Advanced Analytics ve bir büyük veri stratejiniz olmalı. Neden olmalı? Çünkü iş önceliklerini bir kere masaya yatırıp tepeden başlayıp o kurum nereye gitmek istiyor ya da bir AI ürünü, bir startup geliştiriyorsanız işin business probleminden yola çıkmak lazım bir kere her şeyden. Ve bunu önceliklendirmek lazım. Çünkü AI ile yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. Buradaki metotları kullanarak bir kurumsal şirkette birçok şey yapabilirsiniz. Pazarlamada, riskte, fraud'da, operasyonda. Bunların hangisi en önceliklidir onu bulmak önemli. İşin içine işte AI girdiğinde, ML girdiğinde normal bir yazılım projesinden bir adım farklı olarak yani design thinking ve product strateji de giriyor. Dolayısıyla bu anlamda bir yetkinlik geliştirme, bu anlamda workshoplar yapmak çok kritik oluyor bizim gördüğümüz. Biraz unutuluyor, biraz geride kalıyor. Ya hadi AI projesine başlayalım ama veri ve analitik yönetişim tarafları maalesef atlanıyor ve bu projenin başına bela alıyor. Ya proje çok uzuyor ya da proje hayata geçtikten sonra veri kalitesinden, tekillikten, analitik yönetişimin doğru oturtulmamasından neden çok proje gördük. Tabii bunu kolaboratif ve agile şekilde yapmak önemli. Eski tarzda konvansiyonel 3-4 ayda büten analitik projeleri artık kabul görmüyor. Daha hipotez testi ve keşif analitiği mantığında çalışmak bence çok daha değer sağlıyor kurumlara. Bir de bu analitiğin demokratikleştirmesi konusu çok hype bir konu. Evet, yani analitiği yapalım ama bunu iş birimlerindeki kullanıcılara nasıl aktaracağız? Uygulamalarla mı, dashboardlarla mı, entegrasyon katmanıyla mı? İşin burası da yine nispeten biraz unutuluyor. Projenin heyecanıyla sonlarda ortaya çıkıyor. Son olarak da operasyonelleştirme. Bir önceki slaytta da vardı. Yani %87'si bir Ar-Ge projesi gibi yapılıyor ama operasyonelleştirme noktası fail edebiliyor. Şimdi biz bütün bunları düşünerek aslında zaten elimizde var olan bir framework, globalde kullandığımız bir framework vardı. Global hizmet sağlayıcılarımızdan kullandığımız bir framework. Yaklaşık 10 tane müşteride uyguladığımız bir framework'ü. Biraz da Komtaş ekosisteminin altına girmenin verdiği avantajla buradaki veri yönetimi, Damalink, veri ambarı, iş zekası, dijitalisi ve büyük veri ve ileri analitik olarak 3 şirketin geliştirmesiyle DNA adını verdiğimiz DNA bir strateji servisi haline getirdik. Az önce bahsettiğim o AI stratejideki bütün o başlıkları bir kurumda ölçtüğümüz, mevcut durumunu ölçtüğümüz, hedef gitmek istediği noktayı belirlediğimiz ve aradaki gapleri, bu gapler iş problemi gapleri olabilir, en başta use case gapleri olabilir. Bunları bir yol haritasına koyduğumuz, altına da teknoloji ve organizasyonla yani dönüşüm yol haritasına oturttuğumuz bir strateji servisine çevirdik. Çok kısa soluklu bir servis. Yani ideali 4-6 hafta ama 1-2 haftada yaptığımız case'ler de oldu. Biraz daha high level bakıp. Ama önemli olan bir kere bunu yapmak. Yani ister bir hafta 2 hafta yapın, ister 4-6 hafta yapın. Bunu yaparak olaya başlamak. Bunun çok faydasını gördük yaptığımız, çalıştığımız şirketlerde. Yani iki tane örnek vereceğim. Süremi de bir kontrol edeyim. Güzel. Şimdi finans sektörü tabii zorlu bir sektör bence. Telko da aynı şekilde. Neden? İşte ben söyledim. 2000'li yıllarda veri ambarını kurduk Koçbank'ta. 2003-2004 yılında data mining yapılmaya başlandı. Yani neredeyse işte 2003 desek 15-16 yıl ediyor. Bütün bankalar 2000'li yıllarda bu alana girdiler. Yapı Kredisi, Akbank Garanti, birçok banka girdi. Belki 3-5 yıl geriden girdi bazı bankalar ama sonuçta minimum 15 yılı var bankalarda. Zaten risk baskısı var. İşte regülatörün Basel'dir, IRB'dir. Risk tarafı hep bu işlerle uğraşmak zorundaydı. Pazarlama da özellikle kredi kartları domaininden dolayı belki çok yoğun bu işlere girdi. Peki AI ML ile şu an finans sektöründe bir şey yapılmayacak mı o zaman? Hayır.
yapılıyor. Yine bunu yaparken de aslında biz geçtiğimiz birkaç sene içinde birçok farklı bankada bu DNA'yı kullanarak, evet, analitik yapmıyorlar mıydı? 10 yıldır yapıyorlardı ama analitiği bir üst katmana nasıl taşırız? O anlamda strateji çalışmaları yaptık. Burada da şunu gördük. Özellikle finansta mesela AI'yı 3 farklı alanda kullanabilmek mümkün. Yani müşteri deneyimi üzerine churn modelleri, NPS modelleri tabii ki var bankalarda. Ama adaptive learning modelleri kullanabilmek gerçekten değer yaratıyor. Ya da customer success index, customer satisfactory index dediğimiz near real-time modelleri kurgulayabilmek. Ve bu modelleri gerçekleştirirken de gerçekten AI'yı mesela bir NLP'yi kullanıp call center çağrılarının text to sentiment analizini yapmak, oradaki event datasını güncelleştirerek, event datasını zenginleştirerek aslında modellerin başarısını artırıyor. Veya voice to text yaparak call center aramalarını, yine oradan örnek vereyim, tekste çevirmesi yine bir AI ile yapılabilecek. Şubelerdeki yoğunluğun görsel algılamaya yapılması, o kiosklardaki beklemeler, bunların hepsi aslında müşteri deneyimini etkileyen konular. Ama siz bunları sisteminizden bazen bulamıyorsunuz. Core ERP sistemlerinde bunlar olmuyor. Burada işte AI devreye girebiliyor. Burada ML devreye girebiliyor. Risk tarafına baktığımızda risk gerçekten aslında çok meçhul bir alan. Ama burada da multi-gen analytics dediğimiz gibi 3-5 farklı analitik modeli kullanmak, adaptive learning'i bu risk modellerinin içine ekleyebilmek inanın çok ciddi fark yaratıyor. Zaten hani customer sales tarafıyla risk tarafı dengeli gitmek zorunda. Bu anlamda biz burada da bir AI strateji ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Fraud ilginç bir alan. Hani yıllarca belki kural bazlı yapıldı. Çok basit analitiklerle hayatlarını sürdürdü fraud ekipleri. Bu alanda yeni keşfettiler. Ciddi yatırım yapıyorlar. Burada yani exceptional bir innovative case de var. Globaldeki yine ortaklarımızdan, teknoloji ortaklarımızdan birisinin case'i. Benim çok hoşuma gitti, için buraya koydum. Milyarlarca verinin aktığı bankacılık datasını önce bir resme çevirip oradaki transaction'ları bir takım color kodla align edip, map edip, sonra o resmi üzerindeki fraud'ları da işaretleyip görsel algılama, işte deep learning metotlarını kullanarak yaptıkları bir fraud çalışması olmuş. Biraz da Ar-Ge çalışması ama sonuçları başarılı olmuş. Deep learning işte farklı algoritmaları kullanarak, tabii detay çalışmasını isteyen arkadaşlarla paylaşıyoruz hepsi için, experience risk ve fraud için, ama sözün özü yani burada da finans ne kadar meçhul olsa da yapacak çok şey var. Yeter ki bir stratejiyle başlansın diyoruz. Biraz da manufacturing sektörden birkaç örnek vereyim. Süre olarak da 12 dakika, güzel. Şimdi manufacturing sektörü bence ilginç. Neden? Bu alana belki son 4-5 yıldır girmiş bir sektör. Bu alanda AI'la, analitikle, işte IoT datası toplamakla yaptıkları birçok çalışma da var. Ama buradaki eksiklik nispeten biraz altyapı tarafında. Yani orada bir standartlaşmanın olmaması. Her fabrikada başka çözümleri olması. Dikey birçok startup'ın bu alanda hem yer alması çok pozitif bir şey. Çünkü bir ivmelenme, farkındalık getiriyor. Ama bir yandan da orada çalışan manufacturing şirketler için çok ciddi bir zorluk. Yani orada IT yöneticisi olmak hiç kolay değil. Bir manufacturing firmasında CIO olmak şu anda gerçekten çok zor bir pozisyon. Çünkü iş birimlerine, OT tarafına durmadan IoT çözümleri sağlayan şirketler geliyor. Ama bunlardan hangileri gerçekten kolay entegre edilir, sürdürülebilir? Hepsini farklı çözümlerle mi kurgulamalıyız? Yoksa bir mimari mi oturtmalıyız? O nokta şu an çok sorgulanıyor. Biz de bu alanda bahsettiğim o DNA framework'ünü IoT ve cloud tarafına extend ettik. İlk olarak geçen sene çok büyük bir aslında cam üreticisinde bunu yaptık. Mevcut analitik çalışmalarını da vardı zaten ama o mevcut analitik çalışmalarını hem bir adım öteye taşıyacak. Yani predictive quality, predictive maintenance, birçok alanda analitiği çok daha demokratikleştirecek kurum içinde. 40 tane fabrikalarında bir standart sağlayacak belki. Ve burada cloud'u da kullanarak masrafları, maliyetleri optimize edebilecekleri ama aynı zamanda esnek bir analitik platform sağlayacak bir strateji çıkarmak istediler. Burada birlikte çalıştık. Çalışırken aslında bir referans mimari oluştu. Bunu oluştururken yine tepeden başlayıp iş use case'leri üzerinden konuşup sonra bunların tabii işin içinde üretim olduğu için data collection tarafı, IoT tarafı, storage, bunların yönetişimi, bütün katmanlarına bakmamız gerektiği. Yani sadece gidip de analitik ve makine öğrenmesi kutusuna bakmadık. Üçle başladık belki ama buradaki işte altı farklı bileşen için ayrı ayrı çalışmalar yaptık. Hatta bazıları için farklı cloud vendorlarıyla, analitik ve data collection vendorlarıyla POC'ler yapıyor olduk onların adına.
Ama sonunda bir mimari belirlediler bu çalışmaların sonunda. Ve şu anda elleri çok kuvvetli. Yani kendilerine bir dikey bir çözüm geldiğinde bu mimariye uyumlanmasını isteyebiliyor. Bir kurum olarak aslında vendorlara karşı çok daha güçlü hale geldi. Aynı zamanda işletim açısından iş yapar hale geldi. Business value üreten analitik proje yapmaya başladı. Mimariyi düşünmekten öte. Birinci case'di. Biz burada geliştirdiğimiz dediğim gibi o DNA'in IoT ve Cloud versiyonunu yine bu sene içerisinde Eczacıbaşı Holding'in 5 farklı şirketinde birden uyguladık. Her şirketin kendi inisiyatifleri, kendi mimari yapıları, mevcut yapıları ve hedefleri vardı. Bu 5 şirketin 4'ü yine üretim şirketiydi. Her birinde aslında şu referans mimari farklı bileşenleri öne çıkacak şekilde kurgulamaya çalıştık. Bence kendileri için çok değerli oldu. Zaten bütün CEO'ların dijital dönüşümden sonra başlattığı bir programdı ve önem verdiği bir programdı. Şu anda da o programın çıktıları artık projelere dönüşmeye başladı. İnanılmaz ciddi bir data ve analitik dönüşümünü gerçekleştirmek üzere yola çıktılar. Zorlu bir yol ama işte 5 şirket, 5 farklı koldan bu çalışmayı şu an yürütüyor. Aslında çok fazla kalmadı. Hem süremi de galiba iyi kullandım. 5 dakika kalmış. İşin tabii hani olmazsa olmaz biz AI, ML, işte analitik hatta büyük veriyi de katarsak, data engine de katarsak çok ciddi bir talent gap'imiz var. Yani bu dünyada da böyle ama Türkiye'de de çok ciddi bir problem var şu anda. Burayı da adreslememiz gerektiğini düşündük. Hem analytics olarak hem de kontaj ekosistemi olarak. Zaten yine araştırma raporlarına baktığınızda ilk konu lack of skilled talent çıkıyor. Yani alttaki konu da bence onunla ilişkili. Evet, talent buluyorsunuz ama bunlar nasıl iş yapacaklar? Yani sadece data scientist ya da engineer hire etmekle veya içerideki kadroya eğitim vermekle de bunu çözemiyorsunuz. Bunu deneyen birçok şirket oldu. 40-50 data scientist hire eden şirketleri biliyorum ama doğru projelendirme, doğru enablement modeli olmadan o kişiler başka yerlere bir yılın sonunda maksimum ayrılıyorlar. Siz yine tekrar o sistemi kurmak için uğraşıyorsunuz. Burada ekosistem içinde olmamız, yani Komtaş ekosistemi içinde bir firma olmamız bize şöyle bir avantaj sağladı. Ekosistem içerisindeki Data Science Akademi ile bir işbirliğine giderek aslında bir analitik CEO'yu enablement programı oluşturduk. Burada da şunu kastediyoruz. Yani siz sadece bir kurum olarak data scientist ya da engineer hire etmekle uğraşmayın. Hatta işin hiring sürecini de bize verin. Biz orada kendi içinizdeki çalışanlarınızı assess edelim. Olası adayları belirleyelim ve onlara aynı zamanda eksik olanları da ya outsource'la ya da dışarıdan hire etmek sürecine destek olarak sağlayalım. Öncesi bir mobilizasyonu, sonra mobilizasyon üzerine size özel eğitimlerle bu ekibi enable edelim. Ama bu yeterli değil. Az önce bahsettiğimiz DNA'yı birlikte uygulayalım, stratejinizi çıkaralım bir core ekip olarak. Sonrasında da bir ya da iki tane proje yapalım ve bir yıl içinde biz bu süreçten exit stratejiyle ayrılalım. Dolayısıyla şimdi bir exit modeli de var ve kurum biliyor ki bir yıl içinde bu CEO'yu ayağa kalkacak. Bu bence çok değerli. Buradaki tabii pipeline oluşturmak yani akademilerden, üniversitelerden öğrenci yetiştirebilmek ikinci bir sorun. Bunun bir ikinci adım sorunu belki. Onu da sağlayabilmek adına özellikle akademilerle ve Anadolu'da, yani sadece İstanbul değil, Türkiye'nin birçok yerinde çok değerli üniversiteler var. Onlarla işbirliği yaparak hatta uydu ofisler açarak burada da öyle bir öğrenci pipeline yaratmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz hafta Eskişehir'deydik. Orada 5 kişilik ufak da olsa bir ekip oluşturduk. Bu bizim pilot projemiz oldu. Çok da başarılı olduğuna inanıyorum. Muhtemelen bunu yaygınlaştıracağız. Yani burada bizim gibi birçok şirketin de aslında benzer bir inisiyatif işlettiğini görüyorum. Çok da değerli bence Türkiye için. Yani bizim Türkiye'de böyle kadroları oluşturmamız, eğitmemiz sadece Türkiye'deki şirketler için değil, biz globale de aslında hizmet verecek bir ülke haline çok rahatlıkla gelebiliriz. Çünkü çalışanlarımızın hayata bakış açısı, çalışmaya bakış açısı da çok farklı. Yani bir Hindistan modelinden çok farklı düşünüyorlar. Hani onlarla çalışmak da çok değerli, orada da çok değerli kaynaklar var ama kültür olarak biz biraz daha farklıyız. İnisiyatif olabiliyoruz. Buradaki arkadaşlarımız çok daha motive çalışıyorlar. Çok ciddi fark yaratacağımızı düşünüyorum ülke olarak. Çok önem verdiğimiz bir proje. Özellikle de burada bahsetmek istedim. Son hani işin teknoloji tarafı, yani buraya gelene kadar bence öbür tarafları önce bir halletmek lazım. Stratejisini, talentini ama teknolojisi de olmazsa olmaz oluyor. Çünkü AI projeleri çok keyifli ama onları yaşatmak, onları operasyonelleştirmek, minimum eforla sürdürülebilir kılmak çok kolay değil. Bu anlamda bazı teknolojiler var. Yani bütün bu dünyayı siz open source'ta da yönetebilirsiniz. Bir tercihtir. Ama bu alanda bizim de yani distribütörü olduğumuz, Data Yükü olan ve Gartner'da son 2 yılda peer review'larda hep önde olan bir
üründen de bahsetmek istiyorum. Eşleniği ürünler de var. Yani burada illa olsun demiyorum tabii. Biz bu ürünü çok seviyoruz. Gerçekten data science ve engineer'ların bakış açısıyla, bir customer experience bakış açısıyla dizayn edilmiş bir ürün. İşin hem veri hazırlama, hem makine öğrenmesi, hem de deployment tarafını çok ciddi verimlilik sağlıyor. Yola bununla çıkılabilir ya da yola çıkıp bir noktadan sonra iş yoğunlaştığında bu tip bir platforma geçmek kurumlara değer yaratacağını düşünüyoruz. Ancak o zaman bir kurumsal AI patikasına girmiş oluyorsunuz. Yoksa tek tek proje yaparak çok da bir yere varmak çok mümkün değil. Aslında bitirdim. Yani son slaydım. Biraz eğlenceli bir slayt Süper. bitirdim. Ben sunuma görsel ararken şöyle bir şeyle karşılaştım. Umarım yani Türkiye'de de biz de böyle dertlerle uğraşırız. Hani o şu an uğraştığımız birçok ciddi dert değil de dert şuymuş. Hawaii'de bir data scientist ne zaman surf yapacağını keşfetmeye çalışıyor. Bu anlamda çözümler de var. Yok değil ama kendisi oturmuş bir kod geliştirmiş. Şurada da var hatta detayları, üstte linki var. İsteyen bakabilir. Hangi gün surfe gitti? Süper. Özetle bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.